Alp dağlarının eteklerine uzanan, tertemiz bir nehri ve tertemiz bir göl olan, aynı zamanda 8. yüzyıldan bile bazı tarihi eserler görebileceğimiz Zürih şehrine hoş geldiniz. Zurich provides great infrastructure to learn more about Swiss history. And this is Frau Münster. And this is the first building in Zurich. I love it so much because, you know, sometimes when I'm thinking about Zurich, that it was created by a woman. And she came here by the river. She was a princess of Germany. And she realized that she doesn't want to be a wife. But that time it was 4th century. And she had only two choices, to be a wife or to go to the church or monastery and to serve the God. Her father to build this building, it was Frau Münster, because in Germany Frau, it means girl or woman. But then many people started to come, and this is a real old town. This is one of the oldest square. New religion started to come. It was Protestantism. People started to understand that God is your help, and you don't need to be so punished by God, because it's a religion. It's something that really has to be helpful in your life. And they started to protest against these sticky rules. And they wanted more rights, like usually happens in our history. They were punished by this charge, and they were killed. And according to legend, they came to the hill where Grossmünster is. They only died there. He decided to build this new church that calls Grossmünster with two towers. Zürih'e gelmişken Zürih Gölü'ne gelmemek olmaz tabii ki. Zürih Gölü İsviçre'nin en büyük 5. gölü ve burada bot turları oluyor. Mesela dün gittiğimiz müzik festivali aslında bu gölün tamamen çevresindeydi. Ve insanlar burada genel olarak yüzüyorlar ve stressiz bir şekilde vakit geçiriyorlar. Zaten Avrupalıların da yaptığı en büyük aktivitelerden bir tanesi parklarda, bahçelerde vakit geçirmek ve aynı zamanda göllerde yüzmek. Toplamda 3 tane sosis, 3 tane bira söyledik, bir tane de patates kızartması 64.50 frank tuttu. Mesela patates kızartması 7.5 frankmış, bira ise 8.5 frank. Yani Hollanda ile fiyatları karşılaştırdığımızda tabii ki İsviçre Hollanda'dan çok daha pahalı. Bu arada İsviçre'nin bu kısmında herkes Almanca konuşuyor. Zaten İsviçre'nin de kuzeyinde ve Almanya'nın da güneyinde herkes Almanca konuşuyor. Ben de üniversitede 4 tane Almanca ders almıştım. Lisede de biraz Almanca almıştım. O yüzden en azından bazı terimleri biliyorum. Mesela teşekkürler, danke schön demek. İtalya'da İtalyancamızı geliştirdik. Burada Almancamızı geliştiriyoruz. Hollanda'da İngilizcemizi geliştiriyoruz. Dünya vatandaşı olma yolunda ilerliyoruz. Şimdi biz İsviçre'nin kuzeyinde olduğumuz için Almanya bölgesine daha yakın ve İsviçre'nin kuzeyinde genel olarak Alman mutfağı var. Tabii Alman mutfağında en meşhur şeylerinden bir tanesi tabii ki de sosis. Yani sosis gerçekten çok lezzetli. 10 üzerinden 10 veriyorum. What did you say? I said I have to say. Sorry for what is the city? I didn't like it. Biz de ekmeğimizi, sosisimizi, patates kızartmamızı yemeye ve Zürih Gölü'nün keyfini çıkarmaya devam edelim. Hayatımda ilk defa gölde yüzdüm. Denizde yüzmekle arasında çok fazla fark varmış.
Gölden çıkınca hiçbir yerimde böyle tuz falan kalmadı. Kendimi böyle duşa girmişim de böyle tertemiz gibi hissediyorum. Ve göl de genel olarak çok temiz olduğu için yüzmek de burada inanılmaz keyif veriyor. İnsanlar da şu şekilde gördüğünüz gibi denizin keyfini, denizin değil tabii ki, gölün keyfini çıkarıyorlar. Şu an Old Town olarak adlandırdığımız bölgedeyiz. Old Town olarak adlandırılmasının sebebi burada 8. yüzyıldan, 9. yüzyıldan yapılar görebilecek olmamız. Sol tarafımda Grossmünster var. Sağ tarafımda Fraumünster var. Hemen sağ tarafında ise Peter Kilisesi var. Yani burasının genel olarak 8. ve 9. yüzyıldan izler taşıdığını, aynı zamanda çok tarihi bir dokusunun olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda Zürih Nehri'ndeyiz ve Zürih şehrinin yavaş yavaş tadını ve keyfini çıkarmaya başlayacağız. That it's really very cute city with small tiny streets, like most Europeans really love their flags, and on all popular and cute streets you can see their flags. Also it's really interesting for Swiss people if they come and shop and they see the same products but there is a Swiss flag, they will prefer to buy product with a flag, even if it's 5 francs more expensive. Now we just passed a lot of cute shops, but they're really unbelievable. For me, overpriced, because like any coat costs minimum 300-400 francs, and some jewelry, it's like 1,000-3,000 francs. So, I mean, you should be really rich and make francs in this country. Arkamda ikiz kuleleriyle görkemli bir yapıya sahip olan Grossmünster'i görüyorsunuz. Grossmünster büyük başbakan anlamına geliyor. 9. yüzyılda Roma Cermen İmparatorluğu'nun emri sayesinde inşa edilmiş. Zürih'te toplamda 3 tane kilise bulunuyor. Bir tanesi arkamda, bir tanesi Anastasia'nın şu an arkasında, bir tanesi ise sol tarafımda. Bu 3 kiliseden aslında ana kilise Grossmünster. Efsaneye göre şehri koruyan 2 tane melek var. Ve zamanında imparator yukarı bakıyor. Bu iki tane meleğin mezarını görüyor. O yüzden de bu kilisenin iki tane kubbesi var. Ve kubbelerin olduğu yerde aslında bu iki tane şehri koruyan meleğin mezarının olduğuna inanılıyor. Ve en yukarıda gördüğünüz kubbeler ise 1782 yılında inşa edilmiş. Grossmünster'in hemen yanında Vosser Kirche'yi görüyorsunuz. Su kilisesi demek. Daha önce size şehri koruyan iki tane azizden bahsetmiştim. Kentin koruyucu azizleri Felix ve Regula'nın şehit edildikleri alan üzerine inşa edildiğine inanılıyor. Ve bu su kilisesi 15. yüzyılın sonunda tamamlanmış. So and now we're on Bahnhofstrasse. What means train station street? The length of the street is 1.4 kilometers, and it's coming straight from the train station to the lake. This street is the most expensive street in all Switzerland. That's why here you can find Cartier, Gucci, Prada, Louis Vuitton. This area is a financial district. Here is UBS, Credit Suisse, and other banks. To grab here a beer or wine would be twice more expensive than in Old Town, for example. Grossmünster'in tam karşısında bulunan Fraumünster 9. yüzyılda inşa edilmiş ve emir veren kişi de Kral Louis. Manastır yüzyıllar boyunca Avrupa aristokrasinin kadın üyeleri tarafından kullanılmış. Kilisenin en çok ilgi gören kısmı ise 1970 yılında Belaruslu, aynı zamanda Rus bir artist olan Chagall tarafından yapılan pencereleri. Şimdi Fraumünster'in içine gideceğiz ve kişi başına 5 frank ödememiz gerekiyor. 2 kişi olduğumuz için toplamda 10 frank ödeyeceğiz. Ama şimdi fark ettim ki bizim
Cebimizde euro varmış. O yüzden karttan ödememiz gerekiyor. Oluyor böyle şeyler. Frank, euro, farklı şeyler. Is 10 euro okay? I'm a student. You don't pay, babe. Yes. You don't So guys, now we're in St. Peter's Square. Here is really cute, different small antique boutique shops. For example, here a shop where is all the products, different earrings, bags they made in Africa. Over there it was a place with only sweets, sweaters and different trousers made from cashmere. As well, in the same square you can find the art gallery on the main square, an unbelievable amazing fountain. So just look on these forms and how pools are changing from one to another. And over here you can even wash your hands. I'm in love to this fountain. And by the way, I don't know if you know, but Zurich is famous with its water. So everywhere where you see fountain you can drink. So I already put water in previous one. And as we spoke yesterday with my friends in Zurich, this water even more tastier than in France. Şu an ise arkamda Peter Kilisesi'ni görüyorsunuz. Peter Kilisesi, Zürih'in en eski yapılarından bir tanesi ve bu kilise 8. yüzyılda yapılmış. 13. yüzyılın sonunda ise bu kiliseye çok büyük bir saat konulmuş ve bu saatin çapı 8.7 metre. Şu an bu görmüş olduğunuz saat tüm Avrupa'daki en büyük saat. Peter Kilisesi'nde toplamda 5 tane çan var ve bu çanlardan en büyüğü tam 6 ton ağırlığında. Aynı zamanda bu kilise 1911 yılına kadar da tüm Zürih'in yangın gözetleme merkezi olarak kullanılmış. Hello. So right now we're in Viviano. Viviano is a chain of Italian restaurants all over the Europe. So we have one Viviano in Eindhoven. It always has a really good quality and super tasty. But of course, depending from the country where you are, prices are different. So for instance, here my spaghetti carbonara, 24 francs, what is around 25 euro, and in Eindhoven it's 17 euro. So here we have a pizza, here it's 23 euro, 23 francs, and in Netherlands it's around 16. If your dream always, if you always had a dream to come in Alps and see Switzerland, of course you have to do it. But there is a lot of places in the world where you can, which you can visit as a traveler, and it will be much, much more time cheaper. So, but it's nice, very clean, tasty, and I would say safe. But in that I'm also not sure, because 2 days ago my phone was stolen in. Street Pride'da eğlenmeye ve gezmeye devam ediyoruz. 1,5 milyon insanın hiçbir neredeyse kural olmadan eğlendiği harika bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve burada kendi adıma şöyle bir deneyimim oldu. Farklı olmanın hiçbir şekilde anormal olmadığının farkına vardım. Yani insanlar burada gerçekten yarınlar yokmuşçasına çılgınlar gibi eğleniyorlar. Today we are partying from 1 p.m. till 23 p.m. There is I think live boat. This is a special car where is a special DJs and so there are four main stages. All people are dressed up. I have only just sparkling, but there were so many people.
I said to me, oh, they are amazing. Zürih tamamen Alp Dağları tarafından çevrilmiş. Ama aslında şu an Zürih'in en yüksek ve en popüler noktalarından bir tanesine geldik. Lindenhof Tepesi. Bu tepede arkamda Zürih Gölü'nü görebilirsiniz. Sol tarafımda ise Grossmünster var ve aynı zamanda su kilisesi var. Özellikle hava güzel olduğunda buraya akşamları gelip manzara izlemek burada inanılmaz keyifli oluyordur. So guys, if you are in Switzerland, you definitely have to try fondue. And now we're sitting in the oldest place called Swiss Chuchu. Here is many variants of fondue. Now we are eating fondue with Gruner cheese, with Gruyere cheese. And probably next one is going to be truffle one. And also I should say that everyone should write in comments happy birthday to Dennis, because today is his birthday. Be happy, please, Moharoche. Cheers, Dennis. Cheers. For Dennis. For Dennis. Follow Dennis. I love you.